Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesine dönen çobanların ilk işleri işverenlerinin kapısını çalmak oldu. Belde halkı ve koyun sahiplerinin katılımıyla beldedeki merada koyun sahipleri ve çobanlar arasında yapılan sözlü sözleşmeyle aylık 2500 lira olmak üzere 6 aylık çobanlık için toplam 15 bin liraya el sıkışıldı. 15 milyon istiyorlar. Koyun fark etmiyor. Geçen sene bir çiftçi 800 verdiler, şimdi 400-500 veriyorlar. Bu sene Mars abi çok çile çekmişler. Ya sen 10 tane koyunu sat, çobanın parası devir, samanın parası devir. Oğlum çocuk mal veriyorum. Ben veriyorum, akşama kadar o yavrunun altına yatmıyorum. Sen beni hiç düşünüyorsun. Yok. Düşünemezsin. Biz parayla. 15'e bu yavrunun altında sabah kadar biz yatmıyoruz. 15'e gidiyoruz. Gece soğuktur. 15'e hayır. Çoban bulamadıkları için son bir aydır koyun sahipleri olarak sırayla çobanlık yaptıklarını belirten bir koyun sahibi, son çare olarak basın yoluyla büyük şehirlere çalışmaya giden çobanlara geri dönmeleri çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Uzun süren kış sebebiyle büyük şehirlere çalışmaya giden çobanlardan Kerem Yeniil, televizyonda kendi köyünde yüksek fiyata rağmen çoban bulunamadığını öğrenince, tekrar köyünün yolunu tutarak eski mesleği çobanlığa geri dönmüş. İstanbul'da bir hafta önce ben çalıştım. Aynı ben çobanlık işi gördüm, oranın işi bıraktım. Geldim burada gene çobanlığı devam ettim. Bu kış televizyonda zaten izledim İstanbul'da. Ben kalktım ki bizim köyde kar kalkmış. Ben gene geldim burada çoban oldum. Çobanlığı görmüşüm. Her sene de zaten çoban oluyorum. Oranın işi bıraktım geldim köyümde gene çoban oldum abi.